Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Umarım haftanız güzel, keyifli geçmiştir. Benim için çok böyle koşturmacalı, bol toplantı, bol görüşmeli bir haftaydı. Sesim de haliyle birazcık kısıldı. Artık kusura bakmayın. Bu hafta sizinle dedim birazcık hem sohbet edeyim hem de son dönemde kullandığım, memnun kaldığım bakım ürünlerini ve yeni eklenen makyaj ürünlerini paylaşayım. Aldım kahvemi, siz de kahvenizi alın. Bakalım, umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olacaktır. Hazırsanız şimdi başlayalım. Şu anki ortak kaygımız yazın yaklaşması ve acilen şekle girme isteğimiz olduğundan da yola çıkıyorum. Ve de sporu arttırdığınızı düşünüyorum bu dönemde. Muhtemelen bol bol spor salonlarının yolunu tutmaya başladık bile. Ben de artık hani bu moda haftaları geride kaldığı için birazcık daha spor sistemimi tekrar düzene oturtabildim. Tabii sporu yaparken bir yandan da bazı böyle şeylerden, kremlerden vesairelerden yararlanıyorum. İster istemez. Bu iki tane ürün var benim size önereceğim. İkisini de ben bir süredir deniyorum aslında ve düzenli kullanımda da ben faydasını gördüm. Bu arada bu bir reklam değildir diye girmek istiyorum. Gerçekten çok sevdiğim ve de memnun kaldığım ürünleri paylaşıyor olacağım sizinle. O yüzden hani gerçekten samimi bir öneri olarak değerlendirirseniz çok memnun olurum. Öncelikle ben spor sonrası ve aslında her gün eğer vaktim varsa sabah artı akşam serilikli veya daha böyle hani kilo verdim hani sarktım demeyeyim ama biraz daha hani cildimin gevşediğini hissettiğim noktalarda özellikle düzenli olarak bu yöntemi uyguluyorum. Bir tane lifim var. Bu lifle, şöyle bir lif. Bu lifle önce bacaklarıma aşağıdan yukarıya doğru masaj yapıyorum. Masaj yaptıktan sonra zaten böyle kan akışının hızlandığını hissediyorsunuz. Onun üzerine de ben şöyle bir tane kremim var. Elancil markasının kremi bu. Bu kremi uyguluyorum. Yine yukarıdan aşağıya, pardon aşağıdan yukarıya doğru. Yani kan akışının tam tersine kalbe doğru bir masaj yaparak bu ürünü uyguluyorum. Ben çok memnun kaldım. Bunun bir tane bir destekleyici ürünü daha var aslında. O da şu duşta kullanabileceğiniz Toning Foaming Scrub diye geçiyor. İçinde neydi? Sarmaşık ekstresi var. Dolayısıyla böyle çok da güzel bir kokusu var. Ben bayağı seviyorum duştaki kokusunu bu ürünü. Bu üçünü bir arada kullandığımda ben gerçekten çok faydalı sonuç aldığımı söyleyebilirim. Cildim sıkılaşıyor ve hakikaten pürüzsüzleşiyor. Dolayısıyla çok memnun kaldım. Ben siz de yaz öncesi, şimdi hazır hani bu yaz hazırlıkları başlamışken böyle bir ürün arıyorsanız eğer bu ikisini eczanelerde yani dermokozmetik ürünleri satan eczanelerde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tip bir hani lifli bir ürünü de Makrolarda, Migroslarda, Aktarlarda herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Gratislerde, Watson'larda her yerde var. Hani sadece işte böyle çok sıkı ve hani iyi kalitede olmasına özen gösterirseniz cildiniz için çok daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. Bunlar benim şu aralar kullandığım, sıklıkla kullandığım bakım ürünlerimde tekrar sepetime yerleştireyim. Sonra burada bir tane bir cilt bakım ürünüyle devam edeyim istiyorum. O da bu yeni keşfim olan Estée Lauder'in Daywear Matte ürünü. Bu ürün Türkiye'ye ve de Güney Afrika'ya özel olarak üretilmiş bir ürünmüş. Ve bizim cilt yapımızı analiz etmişler. Genellikle Türk insanının ve de işte Güney Afrikalı insanların herhalde T bölgesinin çok yağlı olduğunu fark etmişler. Ve günlük nemlendiricilerinde hakikaten bu yağ oranını çok ciddi şekilde arttırdığını ve de ne bileyim işte günlük sabahtan sürdüğünüz bir kremin akşama doğru çok daha yağlı bir görüntüye sebebiyet verdiğini fark etmişler. Onun üzerine böyle bir ürün geliştirmişler. Ben bunu kullandım. Hakikaten çok memnun kaldım. Ürünün bu arada inanılmaz güzel bir kokusu var. Ve de çok ciddi şekilde böyle çok hafif de bir yapısı var. Şöyle gösterecek olursam hemen anında zaten cilt ürünü emiyor. Bu arada yüz için kullanıyoruz. Yani benim şimdi elimde gösterdiğime bakmayın. Ama mesela bugünkü makyajımda da altta bu ürün mevcut. Gayet de güzel. Dediğim gibi benim zaten T bölgesi aynı herhalde genel Türk tipine uygun şekilde birazcık daha yağlı. Dolayısıyla hani cildin böyle gün içerisinde yorulduğu zamanki yağlanmasını bu ürün hakikaten kontrol altına alıyor. Ben bundan gerçekten çok çok memnun kaldım. Ama dediğim gibi gece değil de gündüz kullanıyorum genelde bu ürünü. Eğer siz de böyle T bölgem yağlı, nemlendirici sürem ama gün içinde çok yağlanıyor diyorsanız belki bu ürünü bir deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine böyle gündüz, sabah yani makyajımın altını kullandım. Bir diğer ürünle devam edeceğim. Ben günlük olarak tabii biliyorsunuz işte
Hangisi de muhtemelen öylesinizdir. Yani ofise giderken, işe giderken bir makyaj yapıyorsunuz. Ben de hani gün içinde hem fotoğraf çektiriyorum, hani işte günlük looklarımı sizinle paylaşmak için ya da işte sürekli bir yerlerde, bir görüşmelerde veya bazı davetlerde oluyorum. Dolayısıyla çok da makyaj yapıyorum tabii ki. Yani makyajsız bir günüm geçmiyor diyebilirim. Makyaj da bu gözaltı kapatıcıları özellikle çok ciddi şekilde gözaltını kurutuyor. Akşamları bir önceki bir cilt bakımı videosu çekmiştim. Aşağıya linkini eklerim bu arada. Orada çektiğim o videoda paylaştığım bir ürün vardı. Kiaz'ın avokadolu bakım ürünü. Onu ben genellikle geceleri uyguluyorum. Geceleri uyguladığım zaman hakikaten böyle sabah uyandığımda çok daha dinlenmiş ve yoğun şekilde nemlenmiş bir gözaltım oluyor. Gündüz de makyajın altına bu yeni çıkan Darphin'in Hydra Skin ya da Hydra Skin, o zaman Hydra Skin diye okunuyordur diye düşünüyorum. All Day Eye Refresh Gel Cream diye bir ürünü var. Bunu kullanıyorum. Gözaltı kapatıcısını kullanmadan önce, hani cildi normal makyaj öncesi nemlendiriyoruz ya, aynı onun gibi çok hafif bir şekilde şuradaki göz altındaki kemiğin çerçevesine sürüyorum ve de dağıtıyorum kremi çok küçük bir şekilde. Bu da çok ciddi şekilde hemen emiyor cilde. Dedim, müthiş bir ferahlama sağlıyor. Bu da beni çok iyi hissettiriyor. Hakikaten çok memnun kaldığım bir üründü. İşte şu Estée'nin Daywear matı ve de şu Hydra Skin Darphin ile hakikaten makyaj öncesi böyle rahat bir, rahatlamış ve de makyaj hazır bir cilt yaratıyorum bu aralar. Bunlardan çok çok memnun kaldım. Sonra makyaj öncesinde bir yeni keşfim daha var. Ki bu, ben bunu nasıl şimdi keşfetmişim, niye bu kadar geç kalmışım dediğim bir ürün. Tom Ford'un Illuminating Primer'ı. Böyle bir baz. Şişesi oldukça zaten şık gözüküyor çünkü günün sonunda Tom Ford, yani bir şey zaten daha az şık yapsa hepimiz çok şaşırırdık. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama benim mesela Gucci'de en efsanevi bulduğum yıllar Tom Ford'un Gucci'nin kreatif direktörü olduğu yıllar. O zamanlar tabii daha 90'lar sona doğru seneler falan çok böyle acayip çarpıcı mesela reklam görselleri, ondan sonra çarpıcı tasarımlar falan hep Tom Ford'un izlendi. Hatta bir tane ayakkabı vardı, hiç unutmuyorum, bambu şeklinde bir topuğu vardı ve de saten bantları vardı. O benim için mesela kült ayakkabılardan biriydi ama o zamanlar onları giymek için daha çok gençtim ve almamıştım ve şu anda hala da bir yerde, bir editoryalde vesaire gördüm, diyorum ki ben bu ayakkabı nasıl almadım diyorum, çok içim acıyor. Keşke böyle eBay'de bir yerde falan görsem hakikaten açık artırmasına girip o ayakkabıyı alacağım. O kadar seviyorum o ayakkabıyı. Neyse, olanlarınız varsa o ayakkabından belki 38,5-39 numarası için benimle irtibata geçmek isteyebilirsiniz. Şimdi gelelim Tom Ford'un bu Illuminating Primer'ına. Diyelim ki işte sabah uyandınız, o gün cildiniz çok mat, donuk, cansız, makyaj kesinlikle istemiyormuş gibi bakıyor size aynada. İşte ben diyorum ki o zaman bu Tom Ford Illuminating Primer'ı tam kurtarıcınız olabilir. Çünkü dediğim gibi ben mesela işte geçen hafta inanılmaz koşturdum, az uyudum. Yani aslında genellikle çok koşturuyorum ve az uyuyorum. İşte o günlerin kurtarıcısı bu ürün oldu. Makyaj yapmak istemiyorsanız bile çok fazla, hakikaten bu ürünü sadece kullanarak bile çıkabilirsiniz. O derece böyle güzel bir aydınlık ve fresh bir görüntü veriyor cildinize. Şöyle döndürerek açıyorsunuz. İşte 1-2 pompa falan kadar yetiyor. Bugün benim cildimde de bugün size önerdiğim ürünler var. İşte o Estée Lauder kremi, Darphin'in gözaltı kremi ve de üstüne bu. Sonrasında da bir ürün daha kullandım. Şimdi ona geçiyorum. Ben bu ürünü, bunu konuştuk, kapattık konuyu. Tamamız, bunu kaldırıyorum. Bu ürünü çok uzun zamandır çok merak ediyordum. Ondan sonra bu hafta, daha doğrusu geçen hafta. Geçen haftaydı. İşte geçen hafta falan. Aynen. Bu ürünü bana hediye ettiler. Kullan dediler. Peki dedim. Arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. Bir kere bu nedir tabii diyeceksiniz. Böyle bir şey olamaz. Anlatmıyorum şu kadar. Böyle bir şey olamaz. Bulun bakalım bu nedir diyor. Estée Lauder'in Double Wear Cushion Stick Radiant Makeup diye bir ürünü. Ben bunu daha önce çok okudum, çok gördüm. Çok herkes övdü. Genelde o kadar aşırı şey yapılan, övülen bir üründen ben çok memnun kaldım. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu ürünün artıları, eksileri nelerdir? Birincisi, ürün inanılmaz pratik bir formatla geliyor. Yani normalde kullandığınız sıvı, hani sürekli uygulama gerektiren işte ne bileyim beauty blender veya bir fondöten fırçası gerektiren ürünler gibi değil. Dolayısıyla müthiş pratik bir ürün. Her çantada, seyahatte veya böyle çok pratik makyaj yapmanız gerektiğinde yanınızda rahatlıkla bulundurabileceğiniz ve de çok memnun olabileceğiniz bir ürün. Bir diğer artısı,
ürünün, işte o pratikliğini sağlayan kendi ucundaki süngerinin çıkıp yıkanabiliyor olması. Dolayısıyla bu harika bir şey. Yani hijyenik açıdan kaygısı olan insanlar için bu çok güzel bir şey. Ben de normalde eskiden çok önem vermiyordum bu işte hani fırçaları yıkayalım veya süngerleri yıkayalım kısmına, ama hakikaten çok ciddi oranda mikrop barındırabiliyor. O yüzden buna hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Tekrar kendime de hatırlatayım. O yüzden bu hafta içinde bence ben tekrar bir bütün fırçalarımı bir bebek şampuanıyla falan yıkayayım. Neyse. Şimdi bunlar artıları ürünü. Bir artısı daha var tabii ki. Müthiş derecede hakikaten böyle parlak ve de fresh bir görüntü veriyor cildinize. Çok rahat uygulanıyor dediğim gibi. Pıtı 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 hemen sürüyorsunuz ve okey. Ama bana soracak olursanız bu hakikaten çok ciddi derecede bir kapatıcılık sağlıyor mu? Yani senin aradığın o kapatıcılığı sağlıyor mu rüya derseniz, bence çok fazla o kadar aşırı kapatıcı bir ürün değil. Dolayısıyla yani cildinizin altında böyle problematik gördüğünüz noktalar varsa, işte yağ bezesi, ne bileyim sivilce vesaire, bunu böyle çok aşırı bir beklentiyle, yüksek bir kapatıcılık beklentisiyle kullanmayın derim. Ama hakikaten pratikliği, cilde verdiği genç, böyle dinamik ve fresh görüntüsünden ötürü kullanmak istiyorsanız da muhakkak ki alın, bulundurun diyorum. Bendeki rengi Shell Beige 4N1 olarak geçiyor. Ama muhtemelen biraz bronzlaştıktan sonra 4W1 olan rengine doğru geçiş yapacağım. Çünkü bu şu anda tam benlik ama 1-2 aya ben yanmaya başlarım. Yandıktan sonra bu beni kesmez. Bana açık kalır. Peki, gelelim, devam edelim. Bir başka makyaj ürünüyle. Bu da NYX'in, ha şunu düşünüyorum. NYX'in yeni far paleti. Nasıl renkler? Size nasıl geliyor? Bence muhteşemler. Tam şu anda bu sezonun, bir de açabilirsem, açtım. Bu sezonun olmazsa olmaz renkleri bu far paletin içerisinde. Hem mat renkler var hem de sedefli tonlar var. Dolayısıyla eğer ki mat bir makyaj yapmak istiyorsanız bu palet sizin için çok iyi. Biraz daha sedefli makyaj yapmak istiyorsanız çok iyi. İkisini karıştırırsanız daha da iyi. O kadar iyiyseniz bu konuda. Hakikaten bu ürünü çok seveceğinizi düşünüyorum. Tonları özellikle şeftali tonları da ağırlıklı olduğu için ve gold tonları da olduğu için içinde bronzlaştıktan sonra falan muhteşem gözükecek. O yüzden bunu da bence bir not alın derim. Ürünün detayını, adını, rengini, Golden Hour diye geçiyormuş. Hepsini açıklamalar kısmına zaten sizin için eklerim. Şimdi devam edelim. Işıldadık, pırıldadık, bronzlaştık falan. Biz şimdi bunun üzerine birazcık bir highlighter konuşalım. O da sepetten çıkan Becca. Becca'nın bu muhteşem highlighter'ı. Nasıl diyeyim size? Ben böyle çok hani aşırı highlight sevmiyorum diyorum. Hani çok parlayınca o kadar sevmiyorum ama bence bu istediği kadar parlayabilir. Muhteşem doğal bir ton ve de tam anlamıyla böyle o CPAP demiş, böyle şampanya tonları, hafif gold böyle ama çok doğal bir gold renkli bir şey. Şöyle bir ton, inanılmaz güzel gözüküyor gerçekten ve çok da doğal duruyor. Sephora'lara gelmiş ürün arkadaşlar. Dolayısıyla yurt dışından artık sipariş vermenize gerek kalmayacak. Son iki ürüne geçiyorum. Bunu kapattım. Şunlar. Rujlar. İki yeni öneri. Bir tanesi dudak kalemi, bir tanesi ruj. Muhtemelen bu ikisini de zaten siz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü MAC'in gerçekten kült ürünlerinden iki tanesi bunlar. Ama ben daha yeni aldım. Daha doğrusu şöyle oldu. Ben normalde MAC'in Whirl kalemini kullanıyorum. Whirl'ı evde unutmuşum. Çıktım, arabadan indim. Rujumu tazelemem gerekiyor. Toplantıya gireceğim. Nişantaşı'yla. Böyle oldum. Rujlarım nerede? Hoşumla beraber koşa koşa hemen MAC'e gittim. Ondan sonra dedim ki bir tane daha Whirl alayım. Sonra dedim ki hadi Whirl evde var aslında. Yeni bir şey deneyeyim. Çünkü bu Spice'i çok merak ediyordum uzun zamandır. O zaman dedim o gün böyle daha bir pudra tonlarında bir şey giymiştim. Bir takım giymiştim. Biraz daha renkli bir şey olsun dedim. Ve bu Spice'i aldım. Spice biraz daha kızıl alt tonlu bir dudak kalemi. Ondan sonra böyle pudra gibi bir şeyler giydiğinizde aslında çok güzel onu canlandırıyor. Bu kalemi aldım. Daha yeni aldım sayılır zaten. Whirl'ı biraz daha sık kullandım, itiraf edeyim ama Spice'da en az onun kadar benim vazgeçilmezlerim arasında yer edecek bir kalem. Birkaç tane daha aklımda MAC'in kalemini almak var. İşte Subculture'dı galiba. Oak, Subculture. Bir renk daha var. Onu da çok merak ediyorum. Stripdown. O Stripdown biraz bana gerçi açık kaçıyor. Ama yine de alacağım bulunsun. Belki makyajdan makyaja fark eder. Whirl her zaman vazgeçilmezim olacak ama birkaç alternatif daha deniyorum. Hem de sizinle paylaşıyorum benim bu kaldıklarımı. Spice bunlardan bir tanesi.
Bir diğer dudak ürünümde nude tonları çok seviyorum ben dudakta. Çünkü koyu renk göz makyajı seviyorum ve nude tonlu dudaklar seviyorum. Çok güzel deneyeceğini düşünüyorum. Nude'da da genellikle biliyorsunuz ki hep soruyorsunuz ne kullanıyorsun diye. Çok nude'a kaçmasa da dudak içi rengi diye geçen Nars'ın Dolce Vita'sı, kalem şeklinde olan Nars'ın Dolce Vita'sı benim için olmazsa olmaz ürünlerimin başında geliyor zaten. Ama tabii ki farklı ürünleri dediğim gibi deniyorum. Bu da yine MAC'ten aldığım bir ürün, Velvet Teddy. Muhtemelen hepinizde olan tonlardan bir tanesidir. Çok güzel bir nude ton. Yine böyle hafif böyle pudra kahverengi arası. Dolce Vita gibi daha böyle dudak içi rengi değil, daha kahveye yakın bir tonda. Spice ile beraber karıştırdığımızda gerçekten çok güzel duruyor. Benim cilt tonumda değil, cilt tonumdaysanız hoşunuza gidebilecek iki ürünün bunlardan olduğunu, böyle cümle yok, şöyle cümle var. Benim cilt tonuma yakın bir tondaysanız bu iki ürün sizin çok hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Ve düşüncelerim galiba şimdilik bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Galiba 9 ya da 10 tane ürün bugün size anlattım, paylaştım. Bunlar benim gerçekten kullandığım, beğendiğim, memnun kaldığım ürünlerdi. Siz de bana önerilerinizi lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Özellikle şu sıkılaşma, selülit vesaire gibi hepimizin ortak sıkıntısı olan konularda tüm bu videoyu izleyen kızlara böyle dertlerine derman olacak şekilde çözümleriniz, önerileriniz varsa mutlaka yorum kısmına bırakın, rica ediyorum sizden. Ve sizi çok öpüyorum. Şimdi kahveme biraz daha devam ediyorum. Ve de görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sonraki videoları kaçırmayın diyorum.